Değerli arkadaşlar, 11 yaşında değerli bir dostum vardı. Aynı zamanda benim hemşerim. İstanbul'da beraber aynı okula gidiyorduk. Çok güzel muhabbetimiz oluyordu devamlı. Böyle çok içten ve samimi bir arkadaşım. Sonra erken ayrıldı okuldan, memlekete döndü ve yıllar sonra 30 yaşındayken, o da 30 yaşında, ben de o zaman 30 yaşında yine karşılaştık. Ve dertliydi. Hayatından şikayetçiydi. Tamam, bir fabrikası vardı. Mobilya fabrikası. Ama aile olarak huzurlu değildi. Ayrılmıştı işinden. İki çocuğu vardı. Şikayeti şu. Arzuladığı aileyi kuramıyor. Bir aile kurmak istiyor. Birkaç seneden beri ben arayış içerisindeyim. Evleneceğim kişiyi bulamadım. Bunu sürekli gündemde tutuyor. Tamam kardeşim, anladım dedim ona. Ama sen sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Tekrar tekrar. Devamlı şikayet ediyorsun. Yani bir hedefin var. O hedefe ulaşmak için çaba göstereceğine sürekli şikayet ediyorsun, sitem ediyorsun ve benden bir şeyler istiyorsun, arkadaşlarından bir şey istiyorsun. Sen doğru yerden bir şey iste. Sen şikayet etmeyi bırak, harekete geç ve doğru yerden iste dedim o zaman. O yönde motive ettim. Bundan sonra ağzına böyle bir fermuar takacaksın, şikayet etmeyeceksin. Bu aynı zamanda hayatında maddi ve manevi ne varsa o konuda şikayetçi olan arkadaşlar için de geçerli. Fermuarı taktıktan sonra, sustuktan sonra da harekete geçeceksin. Yani ben ne yapmam lazım? Bir kere doğru yerden iste. Benden niye istiyorsun ki? Benim sana bu konuda yardımcı olmam mümkün değil. Benim alanıma girmiyor. Tamam, ben önümüzdeki hafta Hicaz'a gideceğim. Orada hem ürün fuara katılacağım, ürünümü satacağım. Aynı zamanda da Umre'ye gitmeyi de düşünüyorum. Hemen çok yakın, 70 kilometre. Orada diyeyim, yerde artık şikayet etmeyeceğim. Oradan isteyeceğim dedi. O şekilde söz verdi bana. Aradan zaman geçti. 3 sene veya 4 sene. Sonra bana anlatmaya başladı. Evlendi o ara tabii. Ve dedi ki, senden sonra ben fuara gittim. Suudi Arabistan'a. Oradan Kabe'ye gittim, ihram giydim, umremi yaptım ve o gece uçak kalkacak. Senin söylediklerin aklıma geldi. Şikayet etmeyi bırak, eyleme geç. İlk eylem, ilk hareket niyet etmek. Ondan sonra dua, o hedefe doğru duanı gerçekleştirmek için de harekete geçmek. Bir şeyler yapmak yani. Sadece dua da yetmiyor. Ben de diyor Kabe'nin önünde başladım dua etmeye. Ve çok duyguluydum o gün diyor. Çünkü o gün dönecektim diyor. Ve duygulu duygulu dua ederken şunu istedim. Ya Rabbim, ben evlenmek istiyorum. Bana bir hatun ver. Evlenecek kişiyle karşılaşayım diye böyle yıllardan beri yaptığım duayı diyor. Orada da yaptım diyor, Kabe'de. Dua ederken diyor, yanımda da birisi dua ediyor diyor. Ama o dizlerin üzerinde duruyor. Yani normal böyle hani namazda oturulur ya, o şekilde değil de dizlerin üzerinde şöyle kalkmış dua ediyor. Ve çok samimi dua ediyor, muhabbetli dua ediyor. Böyle içten dua ediyor ve benim kulağıma arada bir onun duası geliyor. O af istiyor, tövbe ediyor falan. Ben de hatun istiyorum diyor. Utandım kendimden. O ara diyor yağmur da yağıyor, ıslanıyoruz. Ve o diyor artık ben utanınca onun duasına amin demeye başladım. O ağlıyor, sızlıyor. Ben amin diyorum. Çünkü kendimden utandım. Ya o ne istiyor, ben ne istiyorum? Bu nasıl iş? Neyse sevgili arkadaşlar, burada samimiyetten bahsediyorum. Samimi bir şekilde istemek ve ağlamamak tabii. Ağlarsan doğru yere ağlayacaksın. Ve yağmur çoğalmaya başladı. Fırtına sanki esmeye başladı diyor. Sonra yıldırım çarptı. Bir ses çıkarttı. Adam diyor yere düştü diyor. İki ayrıldı diyor. Dedim nasıl yani? Benim beynimde görsel olarak böyle ikiye ayrılmış bir adam çıktı. Şaşırdım. Dedi bayağı adam, bayağı adam ikiye ayrıldı dedi. Ön tarafa yığıldı secdeye. Bir de bu tarafta da dedi bacakları var dedi. Ben de şaşırdım dedi. Bu adam neden bacaklarıyla vücudu birbirinden ayrıldı diye böyle şok içerisinde bakarken meğer diyor adamın bacakları protezmiş. Protez olduğu için heyecandan adam yere düşünce ikiye ayrılmış. O manada ikiye ayrılmış. Tabii bu arkadaşımız çok samimi anlatırdı. Böyle çocukluğunda yine öyleydi. Orada da öyle samimi anlatmış. Tam böyle muhabbetin içerisinde ben dinlemeye devam ediyorum. Sonra dedim ki tamam, bu bir işaret. Ben duamı yaptım ve şimdi eyleme geçmem lazım. Yani beni bekleyen birisi var, ben onunla evleneceğim. Çünkü sadece dua yetmiyor. Eylem de gerekiyor, harekete geçmek gerekiyor. Şikayet olmaz ki. Eylem gerekiyor, hareket. Ve diyor o gün uçağa bindik. O gün çok düşünüyordum diyor uçakta. Ve hostes geldi diyor.
yanıma. Biletiniz nerede? Niye soruyorsun dedim diyor. Yanımdaki tercüman vasıtasıyla. Bak ben biletim elimdeydi, ceketime koydum yukarıda. Şimdi oturuyorum. Olsun, görmek istiyorum dedi diyor. İnat etti diyor. Ben de inat ettim diyor. Neyse sevgili arkadaşlar. Bu iş tabii inada binince sinirli sinirli gitti diyor. Bir şey gelecek arkasından. Sonra diyor sert bir hostes olduğu için sert yüzünü görünce hostesin bende bir tedirginlik başladı diyor. Başka bir hostes geldi diyor. Böyle süzüle süzüle sanki melek gibi birisi geldi diyor. Ve kibarca bana dedi ki biraz sonra o arkadaşımız polis çağırdı. Polislerle beraber gelecek. Ve sizi belki biletiniz yoksa dışarıya alacaklar. O yüzden hiç inat etmeyin. Zorlaştırmayalım. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Siz en iyisi şu bileti çıkarın. Hemen ben de diyor öyle diyor. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır hesap. Hemen diyor harekete geçtim. Bileti çıkarttım ve gösterdim diyor. O kibar nazik olan hostese. O kadar tatlı söyledi ki bana diyor. Birden ağzımdan şu çıktı. Siz bekar mısınız dedim diyor. Evet bekarım ama neden sordunuz? Benimle evlenir misiniz? Çok saçma geldi diyor. Bana da saçma geldi, ona da saçma geldi. Benim tercüman zaten tercüme ediyor. Ona zaten mahcubiyet saçma geliyor. Ondan sonra o dalga olduğunu zannetmişler tabii ilk önce. O hostes hanım ciddiye almıyor. Bu ısrar ediyor, tekrar düğmeye basıyor. Her seferinde böyle. Başka hostes geliyor, onu gönderiyor o yolculuk esnasında. İnat ediyor artık. Benimle evlenir misin? İşte benim fabrikam var, arabam var, evim var memlekette. Benimle evlenir misin? Kız diyormuş ki artık hostes. Ya birbirimize uymuyoruz ki. Senin ülken başka, benim ülkem başka. Sen İngilizce konuşmayı bilmiyorsun. Ben de Türkçe konuşmayı bilmiyorum. Seninle nasıl aile kurabiliriz? Aramızda yaş farkı da var. Ama ben inat ettim diyor. Çünkü inandım diyor. O gün dua ettim ve benim duam kabul oldu. Ben de sonuna kadar gitmem lazım. Ne kadar saçma olsa da sevgili arkadaşlar. Bu arkadaş inatla, direnerek, böyle uğraşarak en sonunda böyle kız diyor ki tamam diyor. Bak ben bir ay sonra İstanbul'da olacağım. Sen bir ay içerisinde İngilizce konuşmayı öğrenirsen o zaman diyor seninle senin gösterdiğin o fabrika, araba, evet, onları da görürüm. Ben de yeşil ışık yanabilir. Ondan sonra okey diyebilirim belki diyor. Aslında başından sağmak istiyor. Çünkü mümkün değil. Bir insan bir ayda İngilizce öğrenebilir mi? Normalde mümkün değil. Ama bir umut olduğu zaman, arada bir hedef olduğu zaman mutlaka insan hedeflerine hızlı ulaşabiliyor. Tamam dedim diyor. Söz bir ayda ben İngilizce öğreneceğim. Evet sevgili arkadaşlar bu işte kafa yapısı. Milyoner kafa yapısı bu sevgili arkadaşlar. Devamlı eğitimlerimizde var ya anlatıyoruz. Bu videonun altında da var linki. Milyoner kafa yapısıyla arzuladığın hedefe çok hızlı ulaşabiliyorsun. Şikayeti bırakıyor, harekete geçiyorsun, eyleme geçiyorsun ve arzuladığın hedefe hızlı ulaşıyorsun. Neyse devam edeyim sevgili arkadaşlar. Ben uçaktan indim, memlekete gittim diyor. Evime girmeden İngilizce kursuna bavullarımla gittim. Selam, aleyküm selam. Eğitiminiz kaç para? İşte bilmiyorum ama 5000 lira örneğin. Bir aylık eğitim 5000 lira. Ben 50.000 lira vereyim size. Bana bir ayda İngilizce öğretirseniz. Tamam diyorlar. Gece gündüz orada kaldım diyor. Yani oraya yerleşmiş artık. Çünkü 50.000 lira veriyor. 10 kat daha fazla. Ve İngilizce öğreniyor. Çatır çatır İngilizce öğreniyor. Tamam belki Tarzancadır İngilizcesi ama yeterli. Bir ay sonra diyor. Telefonla kendimi hazır hissettikten sonra iletişime girdim. O hostes hanımla ve o da şaşırdı diyor. İngilizce öğrendiğimi görünce, azmimi, gayretimi görünce tamam dedi diyor. Merak ediyor zaten hostes hanım ne kadar hızlı öğrendi, nasıl öğrendi bu İngilizceyi diye. Tamam deyince arkadaş gidiyor onu alıyor İstanbul'dan memlekete getiriyor. Gösteriyor bak bu benim evim, bu benim arabam, bu benim fabrikam. Tamam iyi güzel de benim babamı nasıl razı edeceksin? Ben tamam senin gayretini gördüm. Öğrendim. İyi de aile kurarız. Ama sen benim babam çok inat. Onu nasıl ikna edersin? O işi bana bırak dedim diyor. Ve ben o hostes hanımın memleketine gittim diyor. Sonra onların memleketini söylemek istemiyorum. Onlar da Müslüman bir ülke. Gittiğim gibi diyor. İlk önce o çevrede bir dernek, öğrenci derneğine uğradım. Orada Türkçe konuşan birisi vardı. İstanbul'da okumuş. Bir Türkçe konuşan Arap vardı diyor. Onunla konuştuk, muhabbet ettik. Bana yardımcı olur musun? Ben burada öğrencilere burs vereyim. Kız istemeye gideceğiz. Deyince
Tamam demiş, ben yardımcı olurum sana. Neyse sevgili arkadaşlar, kız istemeye gidiyorlar o akşam. Baba inat ediyor, yok diyor, vermem diyor, olur mu diyor, yaş uymuyor, hiçbir şey uymuyor. Senin memleketin başka, bizim memleket ayrı, kültür farklı, her şey farklı. Biz nasıl anlaşacağız, sen kızıma bakamazsın ki. Hem diyor, bizde diyor daire almak var. Yani kızın üzerine evlenmeden daire almak var. Sen onu yapar mısın diyor. Yaparım dedim diyor. Onu da halletmiş arkadaş birkaç gün içerisinde. İlginç. Bu gerçek bir hayat hikayesi. Ve daire alıyor. İmkanı var tabii, adam fabrikatör Türkiye'de. Baba artık okuyelemek zorunda kalıyor. Bir hafta sürüyor düğünleri. Bir hafta. Hani bizdeki gibi böyle uzun uzun sözdür, nişandır, bilmem ne, böyle bir şey yok. İki gönül bir oldu mu samanlık seyran olur derler ya. Bir hafta kılıçlı kalkanlı düğünler oluyor ve memlekete diyor, koluma taktım diyor o hostes hanıma, evlendik, düğünü yaptık diyor. Memlekete geldim, takdim anneme babama selam verdim diyor. Bak oğlum bu kim dediler diyor. Bu benim hatun. Nasıl olur, bizim haberimiz yok. Sevgili arkadaşlar, yine böyle bir sahne var orada. Onları da anlattım ama burada detaylı anlatmak istiyorum. Çok komik bir sahne. Neyse sevgili arkadaşlar, bu arkadaş ve eşi güzel bir yuva kurdular. Biz ailecek gidip geliyoruz. Aradan kaç yıl geçti? Herhalde 15 seneden beri evliler. 4 tane çocukları var. Çok mutlular. Çok mutlular. Burada şunu anlatmak istiyorum. Kendini sınırlayanlar bunu yapamaz. Kıtlık bilincine sahip bir insan bunu yapamaz. Mümkün değil. Bu anlattığım bile beyninin nöronlarını patlatır. Ağır gelir. Mümkün değil der. Ben anlatırken böyle cümlelerimi kurarken belki de içinizden ya bu mümkün değil. Bu ama kimlerde olur? Kıtlık bilinci olan insanlar. Bolluk bilincindeki insanlar bunu düşünemez. Bolluk bilincine sahip bir insanın sınırları olmaz. O yüzden olabilir der. Dolayısıyla her şey kafada başlıyor, kafada bitiyor. Biz yıllardan beri kafadaki sınırları, kıtlığı, bereketsizliği, engelleri kaldırmak için kıtlık bilinci ile bolluk bilincine sahip insanların beyinlerini yıllardan beri analiz ettik. Ortaya bariz farklar çıktı. Buradaki farkları değerlendirerek, yöntem ve taktik kullanarak herkesin aslında kıtlık bilincinden kurtulup bolluk bilincine sahip olmasına yardımcı olacak teknikler geliştirdik. Herkes yapabilir, herkes başarabilir. Bunun için eğitim programı çıkarttık. Bu eğitimin ismi Milyoner Kafa Yapısı. Milyoner kafa yapısına sahip insanların daha hızlı arzuladığı hedefe ulaştığını, daha hızlı zenginliğe ulaştığını, daha çok elinde parayı tutabildiğini, paranın bereketinin olduğunu, alan el değil de veren el olabildiğini gördük, tecrübe ettik bu eğitimlerle. Dolayısıyla sen de sınırlarından kurtulmak istiyorsan, arzuladığın o hedefe, bolluğa, berekete, huzura ulaşmak istiyorsan, o zaman milyoner kafa yapısına sahip olman lazım. Bu eğitime ulaşmak için videonun altında link var. Linke tıkla. Sen de bolluk, bereket, huzur, mutluluk için milyoner kafa yapısına sahip olabilirsin. Şimdi hemen linke tıkla. Eğitimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.